Herkese yeni bir videodan merhabalar. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün bizim çok tatlı bir telaşımız var. Başlığa yazdım. Evet, annem bugün nişanlanıyor. Nişan telaşımız var, hazırlığımız var. Anneciğim, gelin hanıma bakın. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel, böyle mutlu bir güne uyandık bugün. Tatlı tatlı hazırlığımızı yaptık. Şimdi nişanımızı dayımların evinde yapacağız. Oraya doğru ineceğiz. Sabahtan bile hazırlanıyoruz. İşte kıyafetler ütüleniyor, şallar evet. Yapılıyor. Bizim son birkaç yılımız zaten sürekli birimizin düğünü, birimizin nişanı, birimizin kınası şeklinde geçti. Ve yani annemin nişanı olması peki? Gerçekten hayat bana bunu gösterdi gerçekten. Ama yani çok eğlenceli geliyor bize, çok mutluyuz. Nişanımız dediğim gibi dayımların evinde olacak. Böyle ikindi de başlayalım diyoruz. Saat hatta birazcık geciktirdik ama böyle ikindi saatinde işte nişanımız olur, yüzük takımı olur. Ondan sonra başka fotoğraflar falan çekiliriz. Bugünümüzü kayıt altına alırız nişanımızı. Öyle. Günümüze başlıyoruz. Benim gelin kızım da burada. Diğer gelin kızımız da burada. Hazırlandı ama. Yürüver senin güzelliğini ya, maşallah sana. Patiklerin nerede senin? Senin patiklerin nerede? Güzel ol, güzel kızım. Hadi Anucuğum daha hala hasta olduğu için maalesef birazcık dinleniyor. Ama diğer günlere göre Allah'tan iyi toparlıyor. Ve Dilasa. Dilasa da geldi. O da hazırlandı. İki günlüğüne geldi İstanbul'a. Evet, yarın gidiyorum. Aynen, yarın gidiyor maalesef. Keşke evet. Birazcık kalabilse. Sınav haftası yeni evet. Bitti Dilasa'nın. Annem Ala'nın tokasını falan hazırlıyor. Oy çok güzel göründünüz. Sizi biraz çekeyim böyle. Bu ne güzellik. Ay yerim, çok güzel oldu. Kurban olurum. Oy şimdi dayımlara geldik. Ama Alacık artık sakallı erkeklere karşı ağlamaya başlıyor ama şu an tepkisini göstermedi yavrum. Alacık! İlgisini çeken başka şeyler var dayı. Fotoğraf çekiliyorlar. Güzel çıktınız mı? Çıkalım. Ben de gireyim bari fotoğrafa. Çek Dilan. Kim çiçeğine? Ay ne kadar güzelmiş. Güzel olmuş bayağı. Kollarınla da uyumlu. Seni böyle boydan çekeyim anne. Göstereyim. Evde çekememiştim çünkü. Ha, ne güzel oldu rüzgar gelişim. Çok güzel oldu. Evet abim. Annemin büyük merhabalar. Oğlu. Gelinin büyük oğlu. Ne düşünüyorsunuz? Anneniz nişanlanıyor. Evet, kızımızın evlenmesi gibi. Duygulanıyorsun. Duygulu, evet. Güzel ama. Duygulu, güzel. Evet. Değişik değil mi? Yıllarca değişik, böyle evet. Annemi tek başına hep gidiyorduk, ziyaret ediyorduk falan. Şimdi başka evet, biri heyecan. Herkesin yaşaması gereken bir duygu diyeceğim ama değil tabii ki. Evet, biz biraz farklı. İyi bakalım. Sacit'ciğim, sana da sorayım. Sacit'ciğim ve gelinimiz. Kızımızı Ayşenur. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Pek üzgün görünmüyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Anlatın hadi. Çok değişik kızımız bir duygu. Kayınvalidenizin nişanına katılmak hiç düşüneceğiniz bir şey miydi? Evet. Sizi daha fazla şey yap, utandırmadan kaçıyorum. Ay şöyle açayım kapıyı. Burada da diş çekim var. Dilasa gelin ve damadı çekiyor. Çiçeğine bak sen. Çiçeğine bak abi. Bak espri. Espriyi bilmiyoruz. Çiçeğim orada ikindi ışığı var ya. Kullanır mısınız ön tarafı? Burası biraz daha şey kalıyor. Ay herkes çok şıkım şıkım maşallah. Adencim uzanmaya burada devam ediyor. Ne yapıyorsun oğlum? Biraz daha iyi hissediyor musun kendini? Oh süper. Ben de kendimi şöyle aynadan çekivereyim. Son dakika çiçeğimiz düştü. Telaş gibi temizlik. Bak.
Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hoş geldiniz. Aşkım da anlatır mısın galiba? Evet, bugün aynı. Buyurunuz, el buketiniz. Onu da ben alayım. Bunu masaya koyacağım. Ay ne kadar mı güzel? Vay, pastamız geldi. Vay be. Sadıç Bey buyurun. kutusundan çıkartıp masaya koyarız. Adettir, tuzlu kahve içilir. İlgiyi ve sıcaklığı gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Çok sıcak ve güzel bir ailesiniz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle canımızı canıma katmak, bundan sonraki ömrümüzde de onu mutlu etmek için sizlerin izin istiyorum. Özellikle Dilasa'dan iki kere izin istiyorum. Bir izni bana verirseniz beni çok mesut ve bahtiyar edersiniz. Evet, hepimiz için hayırlı olsun diyorum ben de. Allah bir yastıkla kocatsın. Tekrar mübarek etsin. Amin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim gelin kızım. Sen ne aldın? Ben bir tane biliyorsun. Ne yapıyorsun? Annesinin işine katılabilen tek tozlar. Adam mı nerede? Adam nerede? Adam odada o biraz. Uyuyor mu? Dinleniyor. Evet aşkım. Herkese röportaj yaptım. Evet. Seni bugün yakalayamadım. Bugün evet. Alparslan abiyle koşturuyordum. Aynen. Alparslan bugün abi. Sadıç olmuşsun. Sadıç olmuş. Şey de var. Alparslan abiyle asiste ettim. Aynen. Çok güzel oldu. Güzel de vakit geçirdik. Hı-hı. Çok kıymetli biri. Güzel değil. Allah hayırlı etsin diyelim önce. Amin amin. Allah mesut bahtiyar etsin. Yastıkta kocatsın. Herkese sorduğum soru. Amin diyeyim de. Herkese sorduğum evet. Soruyu şimdi sana da sorayım. Kayınvalidenin nişanlanması nasıl bir duygu? Yani herkese nasip olmayacak bir şey çünkü. Şimdi
klasik örf adeti tabii insanlara bir tuhaf geliyor ama öyle bakmayınca bence çok güzel, çok tatlı bir olay. Yuva kurmak istemek bence çok güzel bir şey. Kayınvalidem benim aslında ablam gibidir. Çok severim. Aramızda iyidir o açıdan. Evet. Onun mutluluğu çok önemli. Evet, değil mi? Evet. Güzel günümüzde hep birlikteyiz. Evet, çok şükür. Daim olsun. Aynen, daim inşallah. Olsun bu günlerimiz inşallah. İyi bakalım. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Herkes mutlu. Herkes mutlu. Aynen. İnsanlar evlensin. Aynen öyle. İnşallah. Herkes inşallah kendi dengini bulur. İnşallah. Evet. Hadi bakalım. Şaşırarak bakıyor. Bilhassa az önce Murat abinle buraya geldik. Aynı röportajı yaptık. Sen de annenlerin fotoğrafını çektiğin için röportaj kısmında yoktun. O yüzden seni de çekmek istedim. Röportajımıza katmak istedim. Şimdi. İyi. Annenin evlenmesi nasıl bir duygu? Güzel bir duygu tabii ki. Annemin mutluluğunu görmek. Hem benim için hem annem için çok güzel. Benim için neden güzel? Annemin düğününe katılamayacağım. Kaç kişiye nasip olur bu hayat? Aynen. Düğün fotoğraflarında ben de olacağım annemin. Aynen. O yüzden güzel hissediyorum. Anne mutlu olsun. Yeterli bizim için. Amin inşallah. Evet. İnşallah tüm sevenler kavuşur, mutlu aynen. olur. Aynen. Evet bence evet. de. İnşallah hayırlısı bakalım. Evet, öpüyorum annemi buradan. Sevgilerimizi gönderiyoruz evet. kendisine. Aynen. O zaman nişanımız devam ediyor. Biz içeri doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere. Öğrenci evindeyken ben de evimde yapardım ve kalması da çok sinir bozucu bir şey. Evet hayatım, tabağını hazırlıyor musun? Hayır hayatım. Hala hazırlasın diye bekliyorum. Kız azıcık büyüdü, babana tabak hazırlıyor kız. Evet. Kis. Hani benim tabağım Ayla? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Keyfiniz yerinde mi? Çok. Çok değil mi? Oldu mu? Tabakları da kaldıralım masadan. Bunu kaldırayım mesela. Geldik. Nişanımız bitti. Herkes evlerine dağıldı. Dinlenmeye çekildik. Yorucu ama güzel bir nişandı. Elimden geldiği kadar çekim yapmaya çalıştım. Onları da videoya eklemeye çalıştım ama çok fazla da böyle çekim yapamadım. Hem kalabalık olmak hem de işte Ayla'yı emzirmeye gidiyorum bir yandan pışpışlamak gerekiyor, uyutmak gerekiyor. Ya Danu da hasta olduğu için birazcık huzursuzdu. Onunla ilgilenmek gerekti. Ama yine de ben güzel yerleri çekmeye çalıştım. Onları da videoya eklemeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Nişan samimi, güzel, keyifliydi. Biz bizeydik zaten. Hani abimler,
dayımlar, işte kuzenlerim. Alparslan abi de samimi biri olduğu için hepimiz rahat ve keyifliydik. Bu nişan tabii ki bizim için farklı bir deneyim. Yani annenin nişanlanması hem çok eğlenceli hem de çok keyifli. Bize mutluluk veriyor. Düşününce hiç annem hep yalnız yaşadı, hep bizimle ilgilendi. Onun nişanına katılmak, onun inşallah düğününe katılmak bizim için değişik bir deneyim olacak. Allah tamamını erdirsin inşallah. Dualarımızı ediyoruz. Bizim için gün yorucu bir şekilde bitmiş oldu. Abimler falan geldi. Birazcık oturacağız ve dinleneceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileklerimle. Hoşçakalın.